kullanıcı hikayeleri. En son dersimizde bir market için online alışveriş sistemi kurma projesi için ürün birikim listesi öğelerini belirlemiştik. Bundan sonra ürün sahibi takımla birlikte çalışarak birikim listesindeki öğelere daha fazla ayrıntı ekleyecektir. Ürün birikim listesi öğeleri: açıklama, sıra, boyut, değer ve kabul kriterleri gibi özellikleri barındıracak şekilde detaylandırılmalıdır. Pratiğe baktığımızda, birikim öğeleri için kullanıcı hikayeleri oluşturma yöntemi oldukça yaygındır. Hatta o kadar yaygındır ki ürün birikim listesi öğelerine çoğu zaman kullanıcı hikayeleri denir. Kullanıcı hikayeleri, fonksiyonu isteyen kişinin bakış açısından yapılan kısa bir açıklamadır. Bir kullanıcı hikayesi şablonu tipik olarak şöyle gözükür. Şu kişi olarak şu hedefe ulaşmak için şunu istiyorum. Örneğin, listemizdeki ilk ürün birikim ögesi olan başlangıç sayfasını oluşturmak ifadesini ele alalım. Ben bir müşteri olarak hızlı sipariş verebilmek için bir web sitesi üzerinden marketin iletişim bilgilerine ulaşmak istiyorum şeklinde bir cümle, kim, ne ve neden sorularına cevap veren bir yapıya sahiptir. Ürün birikim listesi öğesinin içerdiği bilgiler kısa ve öz olmalıdır. Böylece, yapılacak iş hakkında ortak bir anlayışa sahip olmak mümkün olacaktır. Kullanıcı hikayelerinin istediğimiz sonuca ulaşabilmesi için kabul kriterlerinin de tanımlanması gerekir. Bu, hikayenin tamamlanıp tamamlanmadığını test etmenin bir yoludur. Başlangıç sayfası oluşturma, öğesine birkaç kabul kriteri ekleyelim. Kurumun logosu sayfada gözükmelidir. Marketin bina görseli sayfada gözükmelidir. Şirketin adresi, telefon numarası ve e-mail adresi sayfada gözükmelidir. Devam edelim ve başka bir öğenin nasıl görünebileceğini inceleyelim. Örneğin, bir adet ürün görüntüleme öğesi. Varsayınız ki, bu mağazanın en çok satılan ürünü çiçek balı olsun. Mevcut müşteriler tarafından en çok talep edilen ürün, web sitemizde de özel bir yere sahip olmalıdır. Böyle bir ürünü web sitemize yerleştirmek için bir kullanıcı hikayesi ve kabul kriterleri oluşturalım. Ben, müşteri olarak, çiçek balı ürünü hakkında detaylı bilgi almak istiyorum şeklinde bir ifade yeterlidir. Bu öğenin kabul kriterleri şu şekilde olabilir. Ana sayfadan ürün sayfasına bağlantı var mıdır? Ana sayfada ürün hakkında resim var mıdır? Ana sayfada ürünle ilgili kısa bir açıklama var mıdır? Ürün sayfasında ürünün faydalarının açıklaması var mıdır? Ürün sayfasında üretim ortamı hakkında bilgiler veriliyor mu? Görüldüğü üzere, bu kontrol listesinde de soru cümleleri yer almıştır. Kabul kriterlerini okuyan bir kişi, bu sorulara evet cevabını verdiğinde, ilgili öğe veya kullanıcı hikayesi tamamlanmış kabul edilecektir. Kullanıcı hikayesi veya kabul kriterleri belirsizliklerden dolayı başlangıçta çok net olmayabilir. Örneğin, şu anki kabul kriterlerimizin içinde balları satın almakla ilgili hiçbir madde yoktur. Sepete ekleme ve kredi kartı ile ödeme imkanları sonraki sprintlerde sitemizin içine eklendiğinde çiçek balı sayfasından satın alma sayfasına geçişlerin yapılması gerekecektir. Diğer bir ifadeyle ürünümüz geliştikçe ve biz daha fazla bilgi edindikçe ürünümüze yeni öğeler ekleyeceğiz veya var olan öğeleri daha da iyileştireceğiz. Tüm proje yönetimi ve çevik proje yönetimi eğitimi ihtiyaçlarınız için İstanbul Kurumsal Gelişimle iletişime geçebilirsiniz.